Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. GMG Kastamonu Spor Teknik Direktörü Levent Eriş'le beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Vallahi gayet iyi. İlk devreyi bitirdik. Ve tekrar ikinci devrenin yeni bir heyecanla, yeni bir coşkuyla başlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ilk devredeki kaybettiklerimizi ikinci devre toplamanın mücadelesi içinde oluruz. Hocam peki ilk yarı performansınızı değerlendirecek olursak siz geldikten sonra 13 puan toplandı. Evet. Onun öncesinde 6 puan vardı. Evet. Nasıl buluyorsunuz takımı? Sonuçta transfer yasağı da var ama ona rağmen yine de iyi mücadele ediyorlar. Son bölümlerde biliyorsunuz ki bu değişkenlikler, antrenör değişkenlikleri, oyuncu değişkenlikleri zaman zaman takımlarda olumlu veya olumsuz etkiler yaratır. Ve biz geldiğimiz günden beri sağ olsunlar çocuklarımız farklı bir formatın içine, oyun formatı içine almaya çalıştık. Olabilmesi elimizdeki bu oyuncularımızın ne oynayabilir diye düşüncesi içerisinde olduk. Ve onlarla beraber son derece başarılı bir oyun çizgisi yakaladığımızı düşünüyorum. Dedim ya, futbol çok zor bir oyun aslında. Kolay gibi görünen ama bana göre alışkanlıkları çok kolay vazgeçilmeyen bir oyun. Geçmişte yaşanan alışkanlıkları vazgeçirmeye çalışıyoruz. Evet, geçtiğimiz iki sene bu takım playoff yaşamış, playoff oynamış. Sonra sezon başı transfer tahtasının açılmamasından ötürü sağ olsunlar oyuncularımızın büyük özverileriyle başkanımızın, gerçekten bu konuda altını çizerek söylüyorum, çok genç bir neslin başkanı. İnşallah, ümit ediyorum, futbola gelecek adına da çok önemli katkıları olur. Ama tek başına yapmak istediği bir mücadele var. Sayın Onursal Başkanımız, sevgili babasıyla birlikte. Bu da bir kulübü yönetmek adına çok zor bir koşul. İşte elindeki mevcut kadroyla birlikte yürümeye çalışılan bir ekip konumunda. Ben oyuncularımın müthiş mücadelesini canı gönülden geldiğim günden beri takdir ediyorum. Çok başarılı bir çizgi yakaladılar. Oyun formatına çok uygun bir şekilde hareket etmeye başladılar. Ve ligde de çok başarılı takımlara karşı çok daha iyi sonuçlar almaya başladılar ki ligin zirvesinde olan takımlardı bunlar. Her birinde de puan olarak hiç beklenilmedik puanları aldılar. Ama almamız gereken puanların bazılarını da maalesef kaybettik. Bunda da şunun en büyük eksikliği ve problemi vardı diye söyleyebilirim. Maalesef çok dar, kısıtlı, derinliği olmayan, alternatifi yoksun bir kadronun içindeyiz. Kadromuz kalecilerle birlikte 4 kalecimiz var, 21 kişi. Yani 17 kişilik bir oyuncu grubunun ve bunların aşağı yukarı 7-8 tanesi de çok genç. Yani biz aşağı yukarı toplam 13 kişiyle bir müsabakayı tamamlamaya çalışıyoruz. Bu da zor koşullar. Ama işte oyuncularımın bu İlk devre bölümünde gösterdikleri özveri, cani gönülden coşkulu oynamaları, vazgeçmeden acı eşiklerini unutarak son derece yüksek bir performans göstermeye çalışmaları beni çok açıkçası mutlu etti. Onlara ilk devrede gösterdikleri mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi çok daha zor bir yarış bekleyecek ama inşallah o yarışa işte burada bu bulunduğumuz süre içerisinde, evet, 10-12 gün bir şeyler katacak mı? Evet, katacağını düşünüyorum. Nedir katacak olan? En azından oyun formatımızdaki alışkanlıkları biraz daha tekrarla daha iyi bir hale getireceğimizi düşünüyorum. Yeni taktik çalışacaksınız ya da daha farklı şeyler deneme şansınız olacak. Yani gençlerimizin gelişmesi için 10 günlük bir süre çok önemli bir süre değil. Sadece onları birazcık daha gençlerimizin profesyonel takımda olduklarını hatırlamalarını, onların biraz daha bu anlamda gelişimi sağlamalarına destek olmayı ve elimizdeki oynayan oyuncularımızın da fiziksel durumlarını biraz olsun daha fazla geliştirip, çünkü ilk devre balayıdır. İlk devrede müsabakalar beklenilden daha az tempolu geçer. Ama ikinci devre can havliyle bütün takımlar ya şampiyonluk ya da küme düşmeme mücadelesi verirler. Bu anlamda da çok zor bir ikinci devre bekliyor herkesi. Bu ikinci devrede biz önemli olan iyisini yapmaya çalışacağız.
doğrusunu yapmaya çalışacağız. Elimizdeki mevcut kadroyu da en doğru şekilde kullanmaya çalışacağız. Çok fazla maç var. Makas da çok dar. Bu konuya gireceğim ama siz başkan hakkında bir şeyler söylediniz. Onunla alakalı ben de söylemek istiyorum. Enes Ege Aygün genç yaşta başkan oldu. Kimileri ona çocuk başkan dedi, bilmem ne dedi ama şöyle bir durum var. Çok büyük bir dik duruş sergiledi. Transfer yasağına rağmen takımı bir arada tuttu. Tuttu. Metin Can Cici ile konuştum mesela. Ben bu takım için buradayım dedi. Doğru. Yani başkanın diyaloğundan dolayı. Doğru. Ve Türkiye'nin gerçekten ilerleyen dönemde başka bir yayında da söylemiştim bunu. Ama burada Kastamonu spor konusu olduğu için söylüyorum. Türkiye'nin bir süre sonra çok büyük iş adamlarından biri olacak. Belki futbolun içinde yer almayacak, belki yer alacak bilemiyorum ama gerçekten çok değerli bir iş adamı olacak. Ben almasından yanayım, futbolun içinde yer almasından yanayım. Düşünün ki 22 yaşında ve dünyanın en genç başkanı. Evet. Bu ona belki de çok büyük deneyimler katacak. Her gün daha futbolun içinde biz 22 yıldır teknik direktörlük, aşağı yukarı 18 yıllık da futbolculuk yaşamımın olduğu her gün hayat bana yeni bir şeyler kattı. Doğal olarak bu yaşla ve yaşananlarla ilgili bir takım tecrübeler ediniyorsunuz. O yüzden o tecrübeleri kazana kazana ki çok erken yaşta kazanıyor olması belki de hem Kastamonu Spor için hem de Türk futbolu için belki de çok önemli bir yatırım olarak diye düşünüyorum. Evet kolay değil. Futbolu bugün yönettiğini düşünenler, futbolu bugün yönettiğini zannedenler maalesef ki yaptıkları hatalar 1 milyon tane. Evet. İşte Türk futbolunun yaşadığı sıkıntılara baktığınız zaman kimlerin hata yaptıklarını, kimlerin yanlış yaptıklarını görebiliriz. Oysa ki 22 yaşında ve dünyanın en genç başkanı diye hakikaten bu işe soyunan bir dostumuzun, sevgili başkanımızın hata yapmaması son derece normal değil mi? Hata yapacak. Hata yapacak. Hata, ama çok büyük ama en azından kazanıyor. Şunu yapıyor. Hata yapıyor. Hata yapacak da yapmaya da devam edecek belki. Ama bir şeyler üretmek için mücadele veriyor. Yani bir şeyler üreten insanlar hata yaparlar. Ve en azından biraz önce de sizin ifade ettiğiniz gibi bu kadroyu burada tutabilmek bile problem. Çok büyük bir başarı. Çünkü oyuncu grubunun sezon başında gitmek istemesi, oyuncu grubunun transfer tahtasının açılmayacak olmasını bilmesi ve aramızdan ayrılanlar olmadı mı? İşte oldu. Niye ayrıldılar? Transfer tahtası açılmayacak. Ve bu takım küme düşer diye düşündükleri için ayrılmaya geldiler, bize teklifte bulundular. Şu anda daha yeni ayrılanlar bile içimizden bu kulübün, bu takımın küme düşmesini düşündükleri için ayrıldıklarını ifade ediyor. Yola inananlarla çıkmalı, her zaman bunu söylüyorum. Yola zorla inandıranlarla çıkamazsınız. Zorla inandıranlar bir gün sizi yarı yolda bırakır. Biz inananlarla, işte biraz önce bahsettiğiniz gibi takımın abileri hakikaten bu konuda inanmış çocuklar. Ve hem başta başkana ve yönetim kuruluna bu konuda çok inanıyorlar. Ve hakikaten de bazen sıkıntıların içinde oluyoruz. Ama o sıkıntıları bile çocuklar göz ardı ediyorlar. Çünkü niçin? İnandıkları için. İnanç her şeyin daha önünde geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bizi getirilen 19 puan aslında ilk devre için çok önemli bir puan. Çünkü bu puanı yakalayamayabilirdik ve zor günlerin içinde başlayabilirdik. Ama 19 puanı yakalayan takımın oyuncularını hakikaten gösterdikleri o müthiş mücadeleden dolayı yine söylüyorum, kutluyorum. Ve genç başkanlar ve yönetim kurulu da çok genç. Yani sadece başkan değil, yönetim kurulu da çok genç ve hakikaten çok ileriye dönük bir mücadelenin içindeler. Ya, tek başına bir şeyler yapmanız çok zor. Futbol öyle bir oyun ki birliktelikten ve beraberlikten bir şeyler ortaya çıkıyor. Tek başına insanların bir şeyler başarabileceği bir oyun değil futbol. Beraber bir şeyleri yaparsanız, birlikte fikir birleşmesini sağlar veya fikir ayrılıkları olabilir, tartışmalar olabilir. Çünkü futbolun doğasında vardır bu. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda da değil. Ama o fikir ayrılıkları ortak noktada buluşturabilirse insanları, işte başarı o zaman kaçınılmaz oluyor. Evet hocam. Hocam bir de son olarak ligde deplasmanda Van Spor'u ve Sakarya Spor'u yendiniz. Evet. Önce Van Spor'u sonrası Sakarya Spor'u. Ama iç sahada bu grafiği çizemediniz. Ve puan farkları birbirine çok yakın. 19 puan. Doğru. 20 puan. 24 puan. Çok maç var. Çok maçta düşünecek olursak
Yukarıya da gidebilirsiniz. Aşağıda da kalabilirsiniz. Doğru. Her şey olabilir. Bugün playoff potasındaki Van Spor'un, ikinci sıradaki Van Spor'un 37 puanı var. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam 37 Doğru. puanı vardı. Sadece arada 18 puan var. Maç sayısını düşecek olursak, 32 puanlı, 33 puanlı takımlara düşecek olursak playoff'a da girebilir, giremeyebilir. Öyle bir durum var. Bir hava meselesi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Valla bizim öncelikli olarak hedefimiz ligde kalabilmek. Çünkü hem benim bunun bir plan programı, biz transfer tahtası açılmayacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz ki tabloda onu gösteriyor. Bizim öncelikli olarak hayal kurmadan, insanlara gerçekçi bir yoldan bizim neler yapabilmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Biz aslında en büyük problemi şuradan yaşıyoruz. Maalesef ki elimizde genç kadromuz yok. Yani alttan gelen oyuncularımız yok. Alttan gelen oyuncuların olmayışı takımımızı sıkıntıya sokuyor. Yani antrenman sayımızı bile gerçekleştirmekte zorlandığımız bir süreç yaşıyoruz. Bunu bahane olsun diye söylemiyorum. Hayatım boyunca hiç bahanelerle uğraşmadım. Zaten öyle kaçak dövüşmeyi de seven bir adam değilim. Nerede zorluk varsa onun altına gövdemi sokmayı severim. Kimsenin yanaşmaya çalışmadığı bile bir takımı alır. Eğer hakikaten yapabileceğime inanmıyorsam o mücadelenin içine girerim. Kastamonuspor takımı da böyle bir durum yaşıyor. İki senedir playoff oynayan bir takımın maalesef ki altyapısından gelen oyuncu yok. Yani iki senedir neredeyse 9 tane oyuncusu profesyonel liglerde oynamamış bir takımın oyuncularına sahibiz. Hiç oynamamış. Bir tane profesyonel maçı yok. Şimdi buraya giderken, playoff'a giderken, başarıya veya başarısızlığa giderken en azından takımın da altyapısını oluşturabilecek bir takım değerlere önem vermek gerekir. Ben geldiğim günden beri uğraştığım tek şey, eğer biz transfer tahtasını açamayacaksak bizim bölgemizden veya bölgemiz dışındaki birçok amatör oyuncuları bulup sene sonuna kadar 6 ay kendi bünyemizin içinde çalıştırıp onlarla birlikte önümüzdeki sene transfer tahtasının açılmayacakmış gibi davranmasını ve bu oyuncuların yetiştirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda bir şeyleri yapmamız gerekiyor, yatırım yapmamız gerekiyor. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmez. Her sene transfer 15 tane, her sene transfer 10 tane. Maalesef bizim ülkemizin gerçeği oldu. Bu gerçekte kulüplerin batmasına, kulüpleri perişan etmesine neden olan bir tablo. İşte o yüzden de biz Kastamonuspor olarak bu yatırımları yapmaya çalışıyoruz. İkinci devre çok zor geçecek. İkinci devre dediğiniz gibi çok maç sayısı var. Ama en azından şu şansımız olacak belki biraz da. İlk devredeki gibi çarşamba pazar oynamayacağız. Aralarda zaman zaman biraz mesafeler daha olacak. Haftada bir maç oynamaya yakın olduğumuz bir maç serisi olacak. Bu da belki de bizim birazcık olsun dinlenmemizi, birazcık olsun diğer maça hazırlanmamızı. Özellikle sizin gibi takımlar. Bizim gibi sayısal olarak, nitelik olarak değil ama sayısal olarak alternatif olmayan, kadro derinliği olmayan takımlar için bana göre çok güzel bir süreç bizim için beklediğini düşünüyorum. Evet, Van'da, Sakarya'da bana göre şampiyonluk adayı olan takımlardan bir tanesiydi. Ve hakikaten onları orada deplasmanda yenmek iyi bir takım olduğumuzun göstergesi. İçeride kaybettiğimiz maçlara gelince biraz önce dediğim gibi kadro derinliği yok. Ama o maçlarda kaybettiğimiz iki tane oyuncu var. Yani o iki oyuncudan noksan çıktığınız anda bir anda oyun formatınızda, oyun şeklinizde sıkıntı oluyor. Aynen. O zaman o maçları kaybetmeyi bırakın. Yani biz kazanacağımıza o kadar çok inandığımız müsabakalardı ki onlar. Yani ben şu anda daha 6 puan daha beklediğim bir müsabakalar vardı. Daha 6 puan daha hanemize yazdırabilirdik. Ama en büyük eksiğimiz oyuncu eksikliğimizdi. Yerine koyacak kim? Koyacak oyuncumuz yoktu. Yani düşünün, ben en son Tarsus maçında 4 tane sol bek değiştirdim. Yani sağdaki sol beki aldım. Sol açığı sol beki aldım gibi oyun içerisinde bir takım hamleleri maalesef ki isteyerek yapmak ve gerçekleştirmek zorunda kaldık elimizdeki mevcut kadronun yetersizliğinden dolayı. Ama bunları yine söylüyorum, ağlayacak, sızlayacak, eyvah ne olacak diye böyle futbolun dilencisi gibi olmayı hiç sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Eğer beğenmiyorsanız niye geldiniz? Eğer istemiyorsanız, biz devre arası tahta açılacak diye bu mücadelenin içine girdik. Ama baktık ki açılmıyorsa, o zaman bir teknik adamsak
bir takım bilgilerimizi, birikimlerimizi, deneyimlerimizi ortaya koymak zorundayız. Biz de GMG Kastamonu Spor Takımı'nda bunu koymak için büyük mücadele veriyoruz. Hocam çok teşekkürler. Yaşadıklarınızı, yapabileceklerinizi, yapamayacaklarınızı çok güzel bir şekilde özetlediniz. Ligi de değerlendirdiniz. Ağzınıza sağlık diliyorum. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Buradan bu videoyu izliyorlarsa Kastamonu iş adamlarına ve Kastamonu'nun siyasi önde gelen bürokrasilerine seslenmek istiyorum. Yani yazık edersiniz. Bu takımı bu yüzüstü bırakarak yazık ettiğinizi düşünüyorum. Ne olursa olsun belki yardım ediyorsunuzdur ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. En azından bu takıma birer sponsor bularak ya da daha farklı vesileyle yardımcı olarak bu takımı ayağa kaldırabilirsiniz. Tek başına GMG Holding bildiğim kadarıyla tek başına GMG Holding'in yapabileceği bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Onlar da zaten bu zamana kadar ellerinden gelen bütün gayreti verdiler. Birçok borcu da onlar kapattılar. Hocam çok sağ olun tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.